Öncelikle merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Seda Hanım ve Gözde Hanım. Sizleri merak ettiğiniz soruları cevaplayacaklar. Öncelikle Gözde Hanım size genel bilgileri verecek. Sonra ben sizin merak ettiğiniz soruları onlara yönelteceğim. Öncelikle Gözde Hanım'la başlayabiliriz. Buyurun Gözde Hanım. Herkese çok selam Türkiye'den. Farklı kıtalardan bağlı. Başlayayım. Herkes şu anda onu merak ediyordur. Şu anda tabii ki çok büyük bir öngörümüz yok ama Avustralya aslında Haziran ayının sonundan itibaren eğitimlere başlayacak. Ama uluslararası seyahatleri şu anda kapılar açılmadığı için öğrencilerimiz, biraz daha Türk öğrencilerimiz şu anda beklemede. Vize başvuru merkezleri kapalı. Şu anda çok başvuru için parmak izi vesaire de veremiyoruz. Biraz beklemedeyiz biz Türkiye olarak Avustralya başvuruları için. Onun dışında genel olarak okullar eğitime başladığı zaman çok fazlasıyla kontrollü şekilde başlayacak. İşte normalde 14-15 kişilik olan sınıflar daha 4-5 kişiye düşürülecek. Parça parça eğitimler verilmeye başlayacak. Yani öğle akşam önceden yaygındı Avustralya'da. Pardon, sabah akşam önceden yaygındı. Şimdi bir öğle de koyulacak gibi görünüyor okulların yaptığı planlamalarda. Bu şekilde salgın sonrasında eğitimler birebir olacak, online de olarak devam edecek. Ama çok daha önceye göre daha kontrollü bir eğitim sistemi olacak bu şekilde. Var mı sizin de eklemek istediğiniz Seda Hanım bir şey? Gayet güzel özetledin aslında. Sorularla da detaylıca cevaplar vereceğiz. Sorulara geçebiliriz bence. Eğer ekstra bir soru yoksa. Tamamdır. Birinci soru şu. Lise mezunu veya ön lisans mezunu birisi dil eğitimi aracılığıyla vize alabilir mi? Bunu ben cevaplayayım. Evet, tabii ki de alınabilir. Aslında vize alabilmek için illa lisans mezunu olmak ya da master yapmış olmak gerekmiyor. Tabii ki de bu eğitime ihtiyacımızın ne olduğunu göstermemiz gerekiyor. Eğer lisans mezunu, ön lisans mezunuysak veya lise mezunuysak ama bu eğitime ihtiyacımızın ne olduğunu gerçekten ispatlayabiliyorsak tabii ki de vize alınabilir. Okay. Bu sanırım bana soruyu soran kişi uçak mühendisliği mezunuydu. Belki etkisi olabilir mi bilmiyorum. Uçak mühendisi mi, uçak teknisyenliği mi acaba? Teknisyenliği. Mezun. Evet, kesinlikle alınabilir. Özellikle böyle spesifik bir alanda ki uçakla ilgili alanlarda birçok kaynak İngilizce veya iletişim pilotaj dilinde veya işte bu uçak teknisyenliği dilinde İngilizce. O yüzden de onlar için daha ihtiyaç olacağını düşünüyorum. Evet, alınabilir. Yeter ki bu amacımızı düzgün bir şekilde ifade edebilelim ve ispatlayabilelim. Bence Türkiye'den buraya gelirken buna çok dikkat ediyorlar. Çünkü burada insanların lise mezunu, ön lisans mezunu olduğuna çok dikkat etmiyorlar. Ben kendi tecrübemi söyleyeyim. Mesela lise, yani lise okumamış mesela çocuk, okumak istememiş. Böyle kaç yaşına gelsin, 26 yaşına gelmiş, lise mezunu bile değil. Ama size diyor ki burada Avustralya hükümeti, eğer okumak istiyorsanız bir yerden başlayabilirsiniz. Size direkt üniversiteden de başlatabiliyor. Gerekli o eğitimi aldıktan sonra bir sene gibi. Yani o yüzden bu sorularda buraya geldikten sonra çok rahat. Gelebilmek için önemli olan kısım sizin bilgileriniz. Sonrası buradakiler, yani eğitime çok dikkat etmiyorlar dediğim gibi. Yeter ki okuyun, biz sizin o eksiniz tamamlarız diye bakıyorlar gibi görüyorum ben de. İkinci soruya geçiyorum. Akrabalığım olmayan birinin sponsorluğu ile vize kabul alabilir miyim? Vize başvurusunda sunacağım sponsor için detaylı bilgi verebilir misiniz? Evet, yani tabii ki öncelikle bizim dediğimiz ailenin sponsor olması, anne baba, ama bunun dışında akrabalar da olabiliyor. Eğer tamamen akrabalar dışında da kan bağı olmadan bir de sponsor olacaksa yine tabii ki mantıken uygun olması gerekiyor bu kişinin. Yani çalıştığı kurum olabilir, babasının çalıştığı kurum olabilir ama muhakkak konsolosluğa bunu güzel açıklamamız gerekiyor. Yani alelade bir çay içtiğimiz biri tabii ki sponsorumuz olamaz. Konsolosluğun buna ikna olması gerekiyor. Maddi olarak da manevi olarak da bu kişinin eğitimi karşılayacak güce sahip olduğuna ikna olması gerekiyor. Anneanne dede, babaanne dede, bunların sponsorluğu olabilir mi? Olabiliyor. Okay. Tabii ki olabiliyor. Yapıyoruz da. Belirttiğimiz gibi anneannenin düşündüğünde konsolosluk dosya eline geldiğinde torununu Avustralya'da okuturken sadece şuna bakılması gerekiyor. Bu torununun masraflarını karşıladığı zaman anneanne, babaanne, dede Türkiye'deki yaşam standartları ne kadar düşecek?
Düşecek mi? Bundan etkilenecek mi? Avustralya konsolosluğunun bakacağı şey bu olacak. O yüzden aylık kazancı ve bankadaki birikimi torunun masraflarını karşılamak için yeterli ise bunu da anlayışlı olarak karşılıyor konsolosluk. Uygun buluyor. Okey, tamam. Diğer soruya geçiyorum. Bu sanırım ben tesettürlü olduğum için bu soru geldi ve tesettürlüler herhalde YouTube kanalı açmadığı için ve ben ilk defa gözüktüğüm için bilmiyorum. Şöyle bir soru geldi. Tesettürlü kişilere genel olarak yurt dışında algı nasıl oluyor? Avustralya bu konuda doğru bir ülke mi? Genel bir cevap sonrasında Avustralya. Evet, aslında bütün ülkelerde bir ön yargı yok diyebiliriz tesettüre karşı. Çünkü çok fazla var. Oraya yerleşen insanlarda da var. Buradan daha sonra giden öğrencilerde de var. Yani Müslüman da var, Yahudi de var, Hristiyan da var. Yani bunların daha muhafazakar olanları da var. Daha muhafazakar olmayanları da var tabii ki de. O yüzden çok alışkınlar aslında. Yani bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten bunu sen çok iyi biliyorsun. Orada yaşıyorsun. O gün en iyi cevabı aslında sen verebilirsin. Ama evet, Avustralya doğru bir ülke. Ama hiçbir yer çok ön yargılı değil ya. Yani hani düşünüyorum da Kanada'yı da düşünüyorum. İngiltere'yi de düşünüyorum. İrlanda'yı da düşünüyorum. Birçok ülkeyi düşünüyorum. Amerika'yı da düşünüyorum. Hayır, her yerde mutlaka her dinden muhafazakar insanlar var. Ve bunlara da gayet sıcak bakılıyor. Hiçbir şekilde bir ayrımcılık, bir hani discrimination söz konusu olmuyor. Tabii bunu sen çok daha iyi orada yaşayan biri olarak da söyleyebilirsin. Yani burada benim ekleyebileceğim şey oluyor. Tesettürlüyüm. Yani okulda mesela ben tek tesettürlüydüm. Ama hocalar daha ilgili oluyor aslında. Nasıl diyeceksin, mesela şey diyorlar. Kafanıza taktığınız şeyin adı ne? İşte mesela ben genelde siyah takıyorum sanırım. Dedi ki hep siyah mı takarsın? Hayır dedim, ben renklerin hepsini çok seviyorum dedim. Ertesi gün mesela mor takmıştım. Ha çok yakışmış falan dedi mesela. Yani daha çok böyle ilgileniyorlar. Sadece böyle... Gerçekten Müslümanlığa karşı aşırı bir kin ve nefreti varsa size karşı bunu yansıtabilir. Ama ben daha ona denk gelmedim yani. O da zaten çok hani insanla ilgili bir şey. Ülkeyle ilgili ya da ülkenin politikası değil, insanın kendisiyle ilgili bir şey. O evet, her yerde olabilir yani. Ne yazık ki ülkemizde bile olabilir. Tabii her ki, kesinlikle. Aynen. Hatta baktığımızda bu gelişmiş ülkeler dediğimizde bazen öğrenciye diyorum yani, neden gelişmiş ülke deniyor buna diyor öğrenci bize. Ekonomik olarak değil de aslında biraz da bu yaşayan insanlara verilen haklar da aslında bir ülkenin gelişmişliğini çok gösteriyor. Yani ırkçılık çok büyük bir suç. Evet, yapanlar vardır muhakkak ama yaptırımları çok ağır oluyor ve çok alışkınlar farklı milletlerden, farklı dinlerden insanları bir arada görmeye. O yüzden belirttiğim gibi böyle tatlı şeyler dikkatlerini çekebiliyordur hani... Tesettür gibi. Belki bizde de biri haç takıp gelse farklı bir kolye olsun. Onu da ilgimizi çeker Türkiye'de olarak. Ama bunlara ciddi ırkçılık çok büyük yaptırımları oluyor. Tabii bu ülkede bu özellikle ülkelerde. Avustralya çok böyle toplama bir ülke olduğu için burada yaptığınız herhangi bir ırkçılık, yani sadece Müslümanlık olarak algılamamak lazım. Hristiyan'a yaptığınız bir haksızlık da müthiş cezaları var. Yapamazsınız yani. Öyle bir durum maalesef yok. Ya maalesef demeyeyim. Yani doğru olan o zaten. Olması gereken o. İşte umarım kesinlikle. Ülkemizde de böyle kesin cezalar olur inşallah. Çünkü olması evet. Evet, biz de ona çok inanıyoruz. Yani yurt dışında bulunduğumuz zaman o insanların farklı milletlerden, farklı dinlerden insanların aynı iş yerinde rahat rahat çalışıyor olmaları, birbirlerinin dinine, örf ve geleneklerine saygılı oluşları, işte bence bu zaten bir ülkeyi gelişmiş ülke yapan etkenlerden bir tanesi, ekonomik gücünün yanında. Kesinlikle. Yani ben seviyorum. Mesela Koreli arkadaşlarım var. Hepsini bayağı bayılıyorum yani. Tabii. Şimdi diğer soru diyor ki, dil okulu öğrencisi eşini veya çocuğunu yanında götürebilir mi? Götüremezse neden? Yani niye götüremiyor? Evet. Aslında bu biraz eğitimin şeyine göre diyelim yani daha akademik bir eğitim olması, daha uzun süreli bir eğitim olması konsolosluk tarafından tercih ediyor. Yani dil eğitimi biraz daha aslında bu eğitim şeyin en altı oluyor. Bunun üzerinde master, işte diploma programları gibi daha akademik eğitimler daha uygun bulunuyor konsolosluk tarafından. Getirme şansı var mı peki? Mesela geldi benim gibi tek başına. Sonrasında eşini getirme ya da çocuğunu getirme durumu nasıl oluyor? Vize başvurusu yapılıp, ayrı bir vize başvurusu yapılıp denenebilir. Ama kesinlikle olur diyemiyoruz.
Ya çünkü herkes ayrı olarak değerlendiriliyor. Yani öğrencinin dil eğitim süresi 6 aysa işte 6 ay sonra zaten ülkene döneceksin diyebiliyor ama bu akademik programlar 2 yıllık, 3 yıl gibi daha uzun süreli veya daha orada kalabilmemizi uzun süreli kalabilmemizi sağlayacak programlar da daha uygun görülüyor. Diğer soruda 6 aylık dil eğitimi yeterli olur mu? 6 ay eğitim aldıktan sonra orada eğitimi uzatma şansın var mı? Bunu da bence genel ülkeler olarak değerlendirebiliriz. İlla evet. Avustralya değil. Aynen öyle. Bu çok sorulan bir soru aslında Meryem'ciğim. 6 aylık bir eğitim yeterli olur mu? Aslında kastımız ne? Bu çok önemli. Evet, mutlaka 6 ayda çok şey öğreneceksiniz. Kendinizi çok daha rahat ifade ediyor olacaksınız. İletişim kurabiliyor olacaksınız. Okuduğunuzu, dinlediğinizi anlıyor olacaksınız. Ama tabii 6 ayda bir İngiliz gibi, hani hep vardır ya İngiliz gibi İngilizce konuşabilir. Ana dili gibi o İngilizcenin yerleşmesi mümkün değil. Hatta bunun için yıllar lazım. Çok uzun bir süreç lazım. Ama 6 ayda mutlaka çok şey öğreneceksiniz ama hani şu da var. 6 ayda ayarsan 6,5 alır mıyım? Sıfır İngilizce ile gidiyorum. Bunu alan öğrencileri oldu şimdiye kadar ama herkesin yapabileceği bir şey değil. Çok ciddi bir çalışma gerekiyor. Çok büyük disiplin gerekiyor. Ve gerçekten buna mesai ayırmak gerekiyor. Ve yani herkesin çok yatkınlığı da olmayabilir dile. Yani 6 ayda sıfır İngilizceden IELTS 6,5 almak çok mümkün bir şey değil. Ama yapanlar oldu. İmkansız da değil. O yüzden neye ihtiyacımız olduğu çok önemli burada. Ama 6 ay güzel bir süre. Birçok şey öğrenmek için güzel bir süre. Yani ben başlangıçtaydım. Şu an intermediate oldum. 4 ayda. 2 ayda daha var neredeyse bakalım. Eğitim aldım. Yani neredeyse online geçti. Aynen. Ben 1,5 ay. Ama senin zaten yatkınlığın var. Yani sen matematik mezunusun ve dereceyle mezun olmuşsun matematik bölümünden, çok iyi bir üniversiteden. Hani böyle olduğu için de birazcık yatkınlığın da var. O yüzden yani, ilerlemen. Yani ben bunu bilmiyorum. Bakalım. Çok küçük bir şey eklemek istiyorum Meryem'ciğim senin durumun için. Mesela Türkiye'de de aslında bir dil eğitimi alma çabaların olmuştu. Bayağı aslında kurslara katılmıştın vesaire ama kıyaslama yaptığımda Türkiye'deki eğitimle Avustralya'daki eğitime baktığımızda Avustralya'daki eğitimin daha faydalı olduğuna gerçekten inanıyor musun? Hani biz daha çok inanıyoruz yurt dışı eğitimin faydalı olduğuna, ona odaklanmak, çünkü hani yurt dışındayken evet bu dile odaklanıyorsun ama Türkiye'deyken aslında gününün belki yarısını bu dil eğitimi çabası alıyor. Geri kalanını da devam ediyorsun. Çalışma iznin de var. Bu da faydalı oluyor mu? Ben de burada senin bir düşünceni almak istiyorum. Hemen cevap vereyim. Yani şöyle oluyor aslında. Mesela ben Türkiye'de evet kursa gittim ama bunun yanı sıra aynı zamanda orada geçinmek zorunda olduğu için ben çalışma hayatına da devam ettim orada. Ve şu oluyor. Yani hayatınızdaki odak noktanız İngilizce olmadığı için bu sefer İngilizce çok fazla gelip sana atabiliyorsunuz. En azından ben onu yaptım ki benim İngilizce çok önemliydi. Doktora yapmam gerekiyordu. Bunun için 55 almam gerekiyordu. Yani gerekli olmasına rağmen çok rahat ikinci plana attım. Çünkü para kazanıyordum. Yani bu daha cazip geldi. Ama buraya geldim. Mesela şöyle, 1,5 aydan sonra ben online eğitime döndüm. Aslında şu an Türkiye'deki şartların aynısındayım. Ama şu oldu, yani hayatın odak merkezinde İngilizce olduğu için ben şu an oturup ders çalışıyorum. Mesela bugün feedback günüydü. Cuma günleri, 4 haftada bir cuma günü feedback oluyor. Bana hoca dedi ki yani online eğitimdesin ama nasıl çalışıyorsun merak ediyorum dedi. Dedim ki çalışmak zorundayım ve çalışıyorum. Listening yapıyorum, işte speaking yapıyorum kendi kendime falan. Hoca ki kesinlikle böyle devam etmelisin. Yani yurt dışına geldiğinizde kurs size illa da bir şeyler katıyor değil. Siz kendiniz değişiyorsunuz. O yüzden bir şeyler oluyor yani. Kesinlikle. Aynen, ben de katılıyorum. Ha şu var, mesela ben şimdiki aklım olsaydı birazcık daha böyle İngilizce çalışıp hani mesela şu an internet seviyesine buraya gelseydim bu 4-5 ay sonrasında yani advanced çok daha iyi yerlerde olabilirdim. O yüzden alınmış değil ama gelmeyi düşünen de varsa şu an bir 2-3 aylık bir fırsat var. Hani uçuşların açılması belki şeyler. İngilizce çalışmaya bence başlamalılar diye düşünüyorum. Evet. Ekleme yapayım mı? Zamanımız çok şey olmayacaksa. Şimdi sana çok katılıyorum. Hani insanlar genellikle bizde de böyle bir soru oluyor ama hani orta seviyede gitsem daha iyi olur diyor etrafındaki kişiler. Ama bu da belirttiğiniz gibi hani belki senin şu anda odaklandığın 1,5 ayda Avustralya'dayken sadece İngilizceye odaklandığın için 1,5 ayını veriyorsun bu seviyeye gelmek için. Ama Türkiye'de bu 8-9-10 ayları da bulabiliyor. İşte biz bu aşamada kişiye gerçekten yapabileceğini düşünüyorsan, odaklanabileceğini düşünüyorsan evet bir iki ay kapan ve İngilizceni geliştirmeye
bak diyoruz. Ama bu süreç uzayacaksa bir kursa kayıt olayım Türkiye'de 8-9 ay, emin ol kişi daha soğuyor. Yani kesinlikle ona katılıyorum. Şey yani ben yaşadığım da... için kesinlikle evet. Katılıyorum. Tamamdır. Okay. Ben bu kadar. Geçtim. Dil okuluna kayıt olup vizem olumlu sonuçlandıktan sonra okulumu değiştirip başka bir okula kayıt olabilir miyim? Evet, ben devam edeyim. Şimdi yasal olarak baktığımızda Avustralya'da sen de çok iyi bildiğin gibi vize başvurusundan önce Confirmation of Enrollment belgesi geliyor okul tarafından, bizim eğitim destekleyecek kurum tarafından. Ve yasal olarak ilk 6 ay aslında bizim çok ciddi bir sorun yaşamadığımız takdirde, bu ne olabilir? Okul kapanma olabilir veya okulda istemediğiniz bir şey yaşamış olabilirsiniz. Okul değişikliği mümkün olmuyor. Bu konsolosluğun tamamen sizin eğitimine verdiğiniz ciddiyeti test etmek için yaptığı, değerlendirmek için yaptığı şey. Çünkü biz buradan vize başvurusu yaparken okulun bütün detaylarıyla kabul belgesi ve devlet tarafından onaylanan Confirmation of Enrollment belgesi geliyor. O yüzden siz gittiğinizde ilk 6 ay içerisinde çok ani bir durum olması lazım ki konsolosluk sizin denetçiyle beraber yapıyor bu arada. Yani siz ilk başta okul değişmeyi yaptınız diyelim. Talep ettiniz, okul kabul etmedi bunu. Eğer diyor ki sen kendini çok haklı buluyorsan bu değiştirme sebebinde, o zaman diyor ben sana yetkili bir denetçi vereceğim, onunla beraber hani tutanak eşliğinde vesaire, hani bu bir hukuki işlem boyutuna giriyor, hakkını arayabilirsin diyor. Onun dışında hayır, değiştirme söz konusu olmuyor aslında. Çünkü belirttiğim gibi zaten biz buradan vize alırken gideceğiniz okul çok iyi denetlenerek gidiyorsunuz. Vizeyi size o şekilde veriyor zaten. Konsolosluk hangi okula gideceğinizi bilerek veriyor. Ve Avustralya okul kalitesine çok bakan bir ülkedir. Çok günceller de okul değerlendirmelerini. O yüzden mümkün değil diyeyim yani. Çok ciddi bir durumda değilseniz keyfi olarak değiştiremeyiz. Ya zaten Türkiye'deyken bir okula karar verince diğer okulu değiştirmek biraz garip olur sanki. Yani Avustralya'da ne yapmaya çalışıyorsun diyebilir galiba yani. Güven evet. Vermeyen bir durum, evet. Çok güven vermeyen bir durum. Yani ben de öyle düşündüm şu an. Hükümetin yerinde olsam. Evet, diğerkine geçtim. Avustralya'ya geldiğimizde bizi konaklamamıza götürecek ve yardımcı olacak kişiler olacak mı? Bu İngilizce ve Türkçe olarak, yani Türkçe bilen birileri bizi karşılayabilir mi? Türkçe bilen birileri değil ama evet, aslında buradan her şey ayarlanmış olarak gidiyorsunuz. Orada konaklamanız belli olmuş oluyor, adresine kadar. Havaalanı karşılaması, eğer İngilizceniz ya da gideceğiniz yere çok bilmiyorsanız havaalanı karşılama ayarlıyoruz. Mutlaka bir karşılama ekibi oluyor. Sizi alıp evinize kadar götürüyorlar. Sigortanız, her şeyiniz burada tam olarak ayarlanmış ve belli olarak gidiyorsunuz. Bu sorunun cevabı aslında evet. Yani havaalanınızı karşılayacak insanlar oluyor talep ettiğiniz takdirde. Ama bunun Türk mü olacak, yabancı mı olacak onu bilemiyoruz ama mutlaka sizin adınızı taşıyan bir belki pankart oluyor elinde. Siz o kişinin sizi bekliyor olduğunu biliyorsunuz. Yani havaalanında böyle aman tanrım kim acaba beni bekliyor diye bir bekleyişinde olmuyorsunuz. O yüzden de yabancı da olsa Türk de olsa sizi emniyetle havaalanından alıp kalacağınız yere götürecek ve konaklamada teslim edecek insanlar tabii ki de oluyor. Okey. Avustralya'da çalışırken dil okulundan sonraki eğitimimiz için diploma ve sertifika eğitimi için ücreti biriktirmemiz mümkün mü? Yani burada yatırım galiba yapabilir miyiz ilerisi için diyor. Evet, yani ailenizin, sponsorunuzun bütçesine yardımcı olmak için tabii ki günlük masraflarınızı çıkartacak kadar para biriktirebilirsiniz. Hani çok tutumluysanız belki eğitim ücretinizin bir kısmını da çıkartabilirsiniz ama bizim özellikle öğrencilerimize belirttiğimiz bunu çok bel bağlanmaması, yani ben oraya gideceğim, bütün eğitim masrafımı çıkartacağım gibi bir şey öğrenciyi hayal kırıklığına uğratabilir. Ama tabii ki yasal olarak çalışma izniniz var. Onu da birazdan geleceğiz ilerleyen sorularda. O aşamada bütçeye destek olmak için para biriktirmek veya kendi masraflarınızı çıkartmak mümkün oluyor Avustralya için. Okey. Avustralya vizesi alabilmek için kriterler neden bu kadar zor? Bir de ben ekstra bir soru olarak şey demek istiyorum. Mesela biz vizeye başvurduk ve olumsuz sonuçlandı. Bize verdiğimiz paranın ne kadar iade oluyor? Sigorta parası ya da işte ön ücret falan gibi. Onu merak ediyoruz. Tabii, hemen ilk soruyla başlayayım. Aslında Avustralya vizesi kriterleri normal standart bir vize kriteri.
Ne gerekiyor? Evet, bankada mutlaka oradaki eğitim, yaşam giderlerimizi karşılayacak kadar para göstermemiz gerekiyor. Kendimize veya sponsorumuzun hesabında. Bu eğitime neden ihtiyacımız var? Bunu ispatlamamız gerekiyor. Çok önemli ki, her şeyden önemli aslında bu. Türkiye'ye geri dönüşümüzü ispatlamamız gerekiyor. Yani ben oraya eğitim için gidiyorum çünkü biz göçmenlik başvurusu yapmıyoruz. Biz orada eğitim başvurusu yapıyoruz. Ve eğer eğitim başvurusu yapıyorsak da mutlaka Türkiye'ye, ülkemize geri döneceğimizi ispatlamamız lazım. Bu bütün ülkeler için aynı kurallar geçerli bu arada. Sadece Avustralya değil. Onun haricinde daha önce İngilizce eğitimi aldık mı? Aldıysak neden acaba çok olmadı da yurt dışına gitmeyi düşünüyoruz? Ve daha önce yurt dışına gittik mi? Hangi ülkelere gittik? Gitmediysek neden gitmedik? Bunun açıklanması ve güzel bir şekilde ifade edilmesi gerekiyor. En önemlisi tabii ki de konsolosluğun gerçekten kişinin bu eğitime ihtiyacı olduğuna inanması lazım. Bir de tabii Avustralya aslında şu anlamda da avantaj sağlıyor. Birebir telefonla mülakat yapıyor. Birçok ülkede bu imkan çok fazla yok. Genellikle aramazlar. Sadece belge bazlı kontrol yapılır ve belgeler üzerinden karar verilir. Vizenin olumlu veya olumsuz sonuçlanacağına. Avustralya'daki artı durum bir de bunun üstüne Türk bir kişi ve vizenizi verecek olan kişinin sizi telefonda arıyor ve sizinle birebir konuşuyor olması. Çünkü burada kendinizi ifade edebilme şansınız var. Durumlarınızı anlatabilme şansınız var. Belgelerle ne kadar her şeyi sunsak da eksik bir şekilde bazen çok anlaşılmayabiliyor ya da asıl bizim istediğimiz belgeye konsolosluk yeteri kadar önem vermeyebiliyor. Siz orada telefonda, mülakatla birebir kendinizi açıklayarak durumu önemli noktayı belirtebiliyorsunuz. Mesela aramalarda neler soruyorlar? Efendim? Aramalarda neler soruyorlar genellikle? Aramalarda, evet. Neden bu eğitimi almayı planlıyorsunuz? Hangi okulları araştırdınız? Eğitimi aldıktan sonra Türkiye'ye geri dönüşünüzde neler yapmayı planlıyorsunuz? Herhangi bir yerde çalışıyor musunuz veya Türkiye dönüşünüzde herhangi bir yerde çalışacağınızı bir iş teklifiniz var mı? Tabii ki de karşınızda bir insan var. Her şeyi sorabilir. Yurt dışına daha önce çıktınız mı? Hangi okuldan mezunsunuz? Ne yaptınız? Yani çok detay sorular sormazlar. Asıl söylemek istediğiniz siz kendiniz söyleyeceksiniz. Bu çok önemli bir nokta. Eğer önemli bir şey varsa mesela sizin yurt dışına çıkmadığınızın sebebi aslında üniversitede master derece yapmış olmanız ve daha çok eğitime önem vermiş olmanızdı. Bunu tabii ki de onlar sormaz. Bunu siz söyleyeceksiniz. Sizin beyan etmeniz lazım. Karşınızda bir insan var, her şeyi sorabilirim. Yani genel şartlarda neden Avustralya, neden gittiğin şehir, neden gittiğin okul, ne yapmayı planlıyorsun, gelecek planların neler gibi böyle çok uzun sürmeyen aslında 5 dakikalık bir konuşma oluyor. Benim çalıştığım yerden çıkmamıştı. Ben bir sayfa ezber yapmıştım. Başka yerden sordular. Yani. Şimdi karşınızda insan var ve o insan sizin dosyanızı inceliyor. O dosyada incelediği yerde kafanızda kalan neyse onu soruyor aslında. Yani o kendisini aydınlatmak istiyor ve sizi tanımak istiyor, sizinle konuşmak istiyor. Bu yüzden de tabii yani şunlar sorulacak diye bir soru listesi vermek çok doğru değil. Sadece o sorular size bir yol gösterici olabilir. Ha demek ki bunlar önemsenen noktalar diye düşünebilirsiniz ama her şeyi sorabilirler tabii ki de. Çünkü dediğim gibi canlı bir görüşme, karşınızdaki canlı bir insan ve aklına takılan ne varsa onu soracaktır mutlaka. Kesinlikle. Hemen diğer soruyu da cevaplayayım çok zaman doldurmadan. Eğer vizemiz olumsuz sonuçlanırsa ne kadarı iade ediliyor? Okul parasından okulların bir non-refundable depozit kısmı vardır. Bunlar genelde 250-300 kalanında Avustralya doları civarında çok affedersiniz bir miktar oluyor. Bu kesiliyor ve geri kalan bedel öğrenciye okul parası iade ediliyor. Sigorta ücreti iade ediliyor. Ama vize başvuru ücreti maalesef iade edilmiyor. Vize ücretlerinin vize olumlu sonuçlansa, olumsuz sonuçlansa da iadesi mümkün değil. Ama onun haricinde okullar gerek yani şey kısmı, non-refundable deposit kısmı da küçük bir şey zaten. 250-300 dolar civarında dediğim gibi yani okuluna göre değişiyor. O miktarı kesip geri kalanlarını iade ederler. Değil mi Gözde Hanım? Başka ekleyeceğiniz bir şey var mı acaba? Evet, yok. Çok açıklayıcı oldu. Aynen bu şekilde. Şimdi diğer soruma geçiyorum. Diğer soruda çalışma izin süresi burada ne kadar? Evet, şimdi çalışma iznimiz vizeyle beraber geliyor. Eğer 16 hafta kursu diyelim, 16 hafta ve üzeriysek Fortnite 40 saat diyorlar. Yani 12 gün 40 saat çalışma iznimiz var olarak düşünebiliriz. Öyle. Haftalık 20 saat sistemi geliyor. Evet, haftalık 20 saati olarak da şey yapabiliriz. Hani hukuken yani vizeyle beraber geldiğinde aslında Fortnite 12 gün
40 saat olarak planlama yapıyor. Okey, tamamdır. Vize başvurusu tüm bu süreç için banka hesabımızı toplam ne kadar gösterilmesi gerekiyor gibi bir soru. Okul ücretinin tamamı ödendiyse eğer, okul parasının dışında kalan miktar 1 yıllık 12 aylık yaşam maliyeti 21.050 Avustralya doları. Onun haricinde eğer yanınızda eşinizi, çocuğunuzu götürecekseniz onun için tabii ki bir şey eklenmesi lazım. Bunun dışında uçak bileti ve yani aslında bunlar minimum olarak gösterilmesi gereken miktar. Ama tabii ki de şey diyemiyoruz, yani sadece bu kadar değil. Mutlaka biraz daha fazlasını bulundurmakta fayda var ki eğer sponsorunuz olacaksa birileri, sponsorun da daha sonra hayatını idame edebilmesi için bir miktar bankada parasını bulması önemli. Bir de tabii ki de bankadaki belirlediğiniz para, sadece bankada para var ve işte bizim şimdi onaylanır diye bir şey yok. Bu paranın kaynağını da mutlaka ispatlamamız gerekiyor. Eğer ailemizin maaşlıysa, ailemizse sponsorumuz, ailemizin gelirleri, kendi gelirimiz veya mutlaka her kimse sponsorumuz, o paranın kaynağının ne olduğunun da gösterilmesi gerekmektedir. Ama genel olarak okul parası ve yıllık yaşam maliyeti için 21.050 Avustralya doları ve uçak bileti maliyeti, bunlar bir sigorta, uçak bileti gibi ekstra maliyetlerle beraber eklenmesi gerekmektedir. Bir soru da, önereceğiniz bir okul var mı? Varsa sabit mi yoksa bu sürekli değişiyor mu? Aslında evet, okulları biz daha çok öğrencilerimize göre belirliyoruz. Yani öğrencinin almak istediği eğitim programı ne? İşte eğer dil eğitimi ise çok spesifik bir şey istiyor mu öğrencimiz? Bu mesleki İngilizce de olabilir, bu IELTS, TOEFL gibi dünyaca geçerli İngilizce yeterlik sınavlarına da hazırlanmak isteyebilir öğrencimiz. O doğrultuda araştırma yapıyoruz. Tabii ki de eğitim kalitesinden çok memnun kaldığımız okullar var. Bunlar EC Kaplan, ALS'i, Greenwich College gibi, hani öğrencilerimize hep bunları bilgilendiriyoruz. Ama dönemki promosyonlar, biliyorsun ki okullar acentalara promosyon uygular, katalog fiyatı üzerinden indirim uygularlar. Eğer burada çok güzel promosyon yapan okullar varsa öğrencilerimize öncelikle onları da tavsiye edebiliyoruz. Ama genellikle biz öğrenci odaklıyız. Öğrencimizin beklentisi ne, eğitim hedefi ne, ona göre o konuda yardımcı oluyoruz. Net şu okul, hiçbir ülke için öyle yapmıyoruz. 6 aylık program için bütün bu sürecin her şeyi dahil maliyeti ne kadar diye bir soru var. Bu da sanırım son. O zaman şöyle söyleyelim. Tabii çok net bir şey söylemeyiz. Okul ortada olmadığı için ve konaklama fiyatları bilinmediği için. 6 ay 24 hafta olarak düşünelim. 24 haftalık okulun eğitim maliyeti 6.000 dolar diyelim. Onun haricinde konaklama maliyeti aylık 250 dolar, haftalık 250 dolarsa 250 çarpı 24. 6.000 dolar da bunun için eklemek gerekiyor. 9.000 dolar eğitim ücretiydi. Bunun haricinde yıllık yaşam maliyeti konsolosluğun belirttiği 21.000 dolar. Tabii bunun için aslında konaklama da var ama bunu biz ekstranını ekleyelim ki yani bankada ne kadar fazla para gösterirsek bizim için o kadar daha avantajlı bir durum olmuş olacak bu aslında. 20.000 doların da yarısı 10.000 dolar olarak hesaplayalım. Bunun haricinde sigortası 6 aylık bir eğitim için herhalde 350 dolar civarında bir sigorta maliyeti olacak. 350-400 dolar civarında. Uçak bileti 1500 dolar olarak eklenecek. Hemen hepsini ekleyelim. Biz genelde tam rakam verdiğimiz zaman öğrenciyi yanıltabiliyor aslında. Hani şu kadar dediğimizde, çünkü okul gideceği program çok değişiklik gösterebiliyor. Sedan şu anda yaklaşık bir şey söyleyecek. Evet, bize. Yaklaşık olarak söylüyorum. Çünkü okul gideceği program, gideceği süre, konaklama maliyetleri, bunlar çok değişkendir. Hani tahmini olarak öğrenciler genelde hani bütçemizi planlayalım, bu yüzden bir şeyler söyler misiniz derlerse eğer, onu sadece belirtmek için söylüyorum. Yaklaşık 27.000 dolar civarında, 27.000 Avustralya doları civarında 6 aylık bir eğitim için bir maliyet düşünülebilir. Ama tabii ki de bunun haricinde, buyur Meryem'ciğim. Bir nevi minimum aslında bu. Çünkü sadece evet, bankayı katmadığınız, hiçbir şey katmadığınız aslında. Bir nevi. Evet.
Aslında o 10 bin doların içinde işte öğrencinin kendi bir dışarıda yemek yedi, işte bir kahve içti ya da işte sinemaya gitti, bir yerlere gitti. Yaşam maliyeti olarak onları da ekledim ama gidersin bir alışveriş yaparsın, bir tane çanta alırsın 1.000 dolara. Ya bu bütün maliyeti değiştirir. Bu herkes için aynı şey değil ama evet, bu gerçekten minimum asgari şartlarda öğrencilerin hesaplaması gereken bütçe olarak düşünebiliriz bunu. Yani benim sorularım bitti. Sizin ekleyeceğiniz bir şey varsa onları son olarak ekleyebilirim. Evet. Bir şeyde görüşmenin heyecanıyla, böyle soruları yanıtlama heyecanıyla bir bölümü kaçırdığımızı fark ettim ben. Hani 6 ay eğitim yeterli olur mu? 6 ay sonrasında programımızı uzatma şansımız var mı bölümüne? 6 ay eğitim yeterli olur mu? Cevapladık ama 6 ay sonrasında eğitimimizi uzatma bölümünü atladık maalesef. Onun açıklamasını yaparsam eğer... Buradan konsolosluk vize verirken eğer vize conditions bölümüne vizesini uzatamaz derse eğitim bittikten sonra Türkiye'ye dönüp tekrardan vize başvurusu yapması gerekir öğrencimizin. Ama vize uzatması yapabilir ibaresini koyarsa öğrenci Avustralya'da eğitim alırken biz buradan online olarak öğrencinin belgelerini aileden toplayıp veya sponsorundan toplayıp online olarak buradan vize başvurusu yapma şansımız var. Tabii ki yine okul kaydı yapması gerekiyor öğrencinin. Genellikle de uzatılabilir vize veriyor konsolosluk. Bu konuda çok anlayışlı. Ekonomik olarak yeterli olduğuna inansın, bundan sonraki eğitim karşılayabileceği eğitimi uzatılabilir vize veriyor ve online olarak öğrenci Avustralya, biz Türkiye'deyken vize uzatması yapabiliyor. Okay. Yani siz o zaman yurt dışındaki dil eğitimi kesinlikle öneriyorsunuz. Yani kendi, yani siz de herhalde yurt dışında bir nevi dil öğrendiniz. Yani ben Seda Hanım'ı hatırlıyorum çünkü. Yani evet. Böyle düşünüyorum. Türkiye'de en son kapatırken de belki insanlara fikir olur. Türkiye'deyken biraz öğrenmesi zor ama burada mecbur kaldığınız için öğrenmeniz biraz daha kolay. Aslında slogan bu. Türkiye'de de isteyen belki yapabilir. Eğer çok böyle çalışıyorsa evet. Ama burada zorundasınız. Orada keyfi bir zorunluluk. Burada zorunluluğun zorunluluğu galiba. Evet. Evet. Yani bu işin içine girmeden, biraz zorunda kalmadan çok iyi öğrenebildiğini, en azından konuşma ve anlamanın çok iyi gelişmediğini düşünüyoruz. Bizler de kendimiz de bunları bu şekilde tecrübe ettik. Biraz daha böyle o ortamda bulununca daha kolay anlama ve dinleme özellikle çok daha hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Ayrıca şuna da bir ek belirtmem gerekirse, yurt dışı eğitimde bizim en çok sevdiğimiz ayrıcalıklarından bir tanesi sosyal aktivite, okulların düzenlediği sosyal aktiviteler. Öğrenciler hani sadece okul dışında öğretmenleriyle veya farklı level'lardaki öğrencilerle beraber de bu okulların düzenlediği sosyal aktiviteler aracıyla bir araya gelebiliyor. Konuşmayı ve dinlemeyi, en azından bu korkaklığı atmayı, çünkü ister istemez hepimizde bir korkaklık oluyor ilk aşamada İngilizce konuşurken veya herhangi bir yabancı dil konuşurken. Çok destekliyor bu sosyal aktivite programları. O yüzden de öğrencileri bunlara çok dikkat etmelerini, ellerinden geldiği kadar katılmalarını tavsiye ediyoruz. Onun dışında da hedefi güzel belirlemek gerekiyor. Odaklanmak gerekiyor. Senin de videoda belirttiğin gibi düzenli çalışmak çok önemli bizler için. Hani yurt dışına gittiğimizde her şey bir anda toz pembe olacak. Hemen böyle İngilizce sularlar gibi öğrenmeyeceğiz. Hepimiz yaşadık bunları. Ama kendimize zaman tanımak ve vazgeçmemek gerekiyor. Düzenli çalışmayla çok yol kat ediliyor. Ayrıca hayat görüşü olarak da çok şey kattığını düşünüyorum. Evet. Vizyon anlamında da gerçek anlamda çok büyük artılar sağlıyor. Evet, kesinlikle çok doğru. Yurt dışında eğitim aldığınız zaman onun içinde, yani hayatın içinde İngilizce konuşuyorsunuz. Her şey İngilizce olmuş oluyor etrafınızdaki. Ve bu sizin hem öğrenmenizi hem de motivasyonunuzu çok daha fazla arttırıyor. Türkiye'deyken ben kendimden de biliyorum. Hani iyi okullardan mezun oluyorsun, iyi İngilizce eğitimleri alıyorsun ama bizde daha çok İngilizce hep gramer temelli. Kesinlikle. Çok iyi soru çözüyoruz, çok iyi gramer biliyoruz. Hatta belki bazı İngilizlerden bile daha iyi gramer biliyor bazılarımız. Ama konuşmaya geldiğinde iş ya da anlatmaya geldiğinde derdini, burada çekiniyoruz çünkü hiç konuşma pratiği yapma şansımız olmuyor. Yurt dışında bunu gerçekten kırıyorsunuz. Hatta ilk anda kırıyorsunuz çünkü G'de gidiyorsunuz, otobüse bineceksiniz ve bir yer sormanız lazım. Kayboluyorsunuz, yol sormanız lazım. İnsanlarla arkadaşlarınız oluyor. Yabancı ülkelerden, bak sen Koreli arkadaşların var diyorsun. Farklı farklı eli milletten arkadaşların oluyor. Onlarla konuşabilmen için İngilizce konuşman gerekiyor. Bu yüzden ilk günün andan itibaren o korkuyu kırmaya başlıyorsun. Aslında yurt dışında İngilizce öğrenmenin
en büyük artısı, en büyük sağladığı katkı bu. Tabii ki de çok akademik eğitim de alabiliyorsunuz. IELTS, TOEFL hazırlık programları alabiliyorsunuz. Daha tıp İngilizcesi ya da özel ilgilendiğiniz alanlarla ilgili özel İngilizce programları da alabiliyorsunuz. İngilizce öğretmenliği programları olduğu gibi. Bunlar haricinde genel İngilizce anlamında, İngilizce bilmeyen birinin yurt dışında eğitim alması anlamında bu korku gerçekten kırılıyor ve bu da size çok büyük bir özgüven sağlıyor. Yani sonrasında. Ben geldiğim üçüncü günü kaybolmuştum mesela. Yolumu bulamadım. Herkes kayboldu. Ve dedim o, ama orada mesela benim translate'im de bir anda internetim dondu. Yani dedim ki herhalde konuşmak zorundayım artık. Yani çok böyle çat pat bir İngilizce. Yani onu oradan aldım, onu oradan aldım, yapıştırdım. Kadını şey yaptı, benim cümlem düzgün bir cümle haline getirdi. Bunu mu soruyorsun dedi. Yes falan dedim. Sonra bana yol tarif etti. Yani ben dediği şeyi üçüncü günde zaten anlamayı beklemiyorum. El hareketleriyle falan gösterdi. Öyle anladım. Ama o bile mutlu ediyor. Siz anlaşabildim falan yapıyorsunuz yani. Ve o cümle artık sende kalıcı olmuştur. O kadının sana düzeltip söylediği cümle artık sende kalıcı. Onu unutmazsın. O artık öyle bir şekilde, onu çok güzel bir şekilde öğrenmiş oldun. Gerçek hayat... Bir şey var. Bir tane Madonna var. Avustralyalı bir kadın. Onunla çalışıyorum şu an. Bir şey söyleyecektim. Orada da bir Türk var. Dedim ki bana yardımcı olur musun dedim. Ondan sonra dedi ki yani öğrenmek için bence sen söylemelisin dedi. Ondan sonra ben de artık böyle şey yaptım. Madonna dedim. Şunu şöyle yapsam, bunu böyle yapsam olur mu falan dedim. Gayet İngilizce. Bu da bu arada bir hafta önce oluyor. Üçüncü gün hiç kelime kuramıyordum. Şu an kelime kurarak anlaşabiliyorum. Dedim ki bunu böyle yapabilir miyim? Yarın da şunu yapsam olur mu dedim. O dedi ki tabii ki no problem falan dedi. Dedim ki beni gerçekten anladın mı? Ya kadın güldü ve tabii ki anlıyorum seni, gayet iyi konuşuyorsun falan dedi. Ama bizde o şey var, mükemmel konuşma çabası. Ama mesela bize de evet. Suriyeliler Türkiye'ye ilk geldiğinde böyle çat pat Türkçeler konuşup biz onları anladık yani. Öyle değil mi? Onlar da bizi anlıyorlar. Aynen. Bu durumla ilgili benim başıma gelen bir şey var. Bizim Ankara olarak hepimiz Tunalı Hilmi'yi biliyoruz. tam bizim ofisimizde Tunalı Hilmi'nin orada. Bir Tunalı'ya bir arka sokakta Atatürk Bozbaşı tarafında yabancı biri, Amerikalı veya İngiliz, yani tam olarak o kısa konuşmada aksandan yakalayamadım ama Tırmalı Hilmi diyor bana, Tırmalı Hilmi diyor. Dedim yani büyük ihtimalle Tunalı Hilmi'den bahsediyor, tarif ettim yani. Aslında şimdi baktığımızda belki benim yanımda bir Türk daha olsaydı ha ha bak adama falan diye güler ve şey yapardı. Hani ben buna çok alışkın olduğum için hemen onun ne demek istediğini anladım. Aslında bu olay bu. Biz işte biraz bu çekingenliğimizde yok hani benden daha iyi İngilizcesi olan biri varsa yanımda hemen sen söyle. Aslında bu bizim çok desteklemediğimiz, senin sorduğun hani Türk biri bana okulumu gösterecek mi, okuluma götürecek mi, konaklamamı gösterecek mi? Aslında biz bu durumda bile öğrenciyi çok bu konuda desteklemiyoruz. Yani eğer sen olsa okuyun, bile çok tavsiye etmiyoruz. Evet. Çok fazla her ülkede öğrencimiz de oluyor, Türk şeyimiz de oluyor. Hani yardımcı olacak şeyler ama bu işi ilk başta biriyle başlarsan eğer, yani bir Türk'ün kanatlarının altında başlarsan, bu okulunda en yakın arkadaşın Türk de olabilir. Ondan sonra o iş gerçekten İngilizcesi iyi olan alıp gidiyor. İngilizcesini daha ilerletiyor ama İngilizcesi düşük olan sürekli yanında, işte bunu der misin? Senin başına gelen şey arkadaşın çok iyi yönlendirilmiş. Hani hayır Meryem, senin kendinin söylemesi lazım. Çünkü o özgüven bir anda kırılıyor ve hep yanındakinden istiyorsun. Senden daha iyi İngilizcesi olan kişi. Ben de şu da oldu. Benim için benim ilk geldiğim sınıfımda hocam Türkçe biliyordu. Sınıfımda da 4 tane Türk vardı. Sonra ben şey oldum böyle. İngilizce konuşuyoruz. Hani mecbur konuşuyoruz. Bir anda böyle durup Türkçe söylüyorum. Çünkü hoca beni anlıyor. Arkadaşlarım da anlıyor. Ondan sonra artık feedback güne geldi. Bana dedi ki hoca, yani sen benimle olduğu zaman bu işi öğrenmeyeceksin dedi. Senin sınıfını değiştiriyorum. Senin sınıfın asla Türk olmayacak dedi. Çünkü senin gramerin çok iyi. Listening'in çok iyi. Yani B1 başlangıç seviyesi için. Gayet iyisin ama sen bana ve arkadaşlarına çok güveniyorsun dedi ve beni gerçekten hiç Türklerin olmadığı, hiç Türkçe bilmeyen bir hocanın sınıfına koydu. Ve benim şu an diğer arkadaşlarım B3'teyken ben internet seviyesine çıktım. Yani iyi ki de öyle yapmış. Yani ben şu an zorunda kaldım ve konuşmak zorunda kaldım. Şu an kendim de mesela o hocalarla falan sürekli konuşmaya çalışıyorum. Çünkü bu işin başka sırrı yok. Bir de şey ne kadar güzel soruyorlar mesela. Diyorlar ki 4 ay sonrasında konuşabilir miyim İngilizce? Yani bu çok sancılı bir süreç. Bir anda böyle ben sabah kalktım İngilizce konuşuyorum. Yani ben bilmiyorum, böyle yapan varsa bana da söylesin diyorsun ama. Çip yüklenmesi. Biz öyle diyoruz. Kimse çip yüklemeyecek sizin kafanıza. Kesinlikle. Mutlaka emek istiyor. Mutlaka sizin kendi çabanız çok gerekiyor. Ve birazcık da sosyal hayata karışmak gerekiyor. Yani
Oradayken de işte biz sosyal aktivite diyoruz ya, okulların sosyal aktivitesi. Bunlar bu yüzden çok önemli Meryem'ciğim. Mutlaka katılmak lazım. Çünkü öbür türlü okula gidiyorsunuz, eve geliyorsunuz. Yine aslında bir gramer çalışma. Yani bir pratik yapma şansınız çok fazla olmuyor. Ya da işte çalışma imkanınız varsa, bunu çalışma izni varsa öğrenciler, bunu teşvik ediyoruz. Mutlaka bir şekilde bir şeyler yapmaya çalışın. Okulların aktivitelerine katılın. Çünkü böyle böyle konuşacaksınız, böyle böyle çevre edineceksiniz ve bu ortamlarda kendinizi İngilizce konuşurken duyacaksınız. Kendinizi İngilizce konuşurken duymak da çok önemli. Biz onu burada yapamıyoruz. Burada yani Türkiye'de öğrencilerin böyle bir şansı olmuyor. Orada bunun için varsınız zaten. O yüzden bunu sonuna kadar kullanmak, sonuna kadar değerlendirmek lazım. Kesinlikle. Ben de öyle düşünüyorum. Buraya gelecekleri tavsiye ediyorum. Ama bilmeleri gereken bir şey daha var. Avustralya'nın aksanı çok farklı. Biz how are you diye öğrendiğimiz şey Hawaii oluyor bir anda. Çok farklı aksanları var. Ona da dikkat etsinler bence. Yani eğer Amerikan İngilizcesi istiyorlarsa Amerika'ya İngiltere ekmeleri belki daha doğru olur. Ama Avustralya'da çok farklı bir aksan var. Ben bir şey ekleyeyim mi buna? Meryem'ciğim şimdi evet biz bu aksan olayını çok görüyoruz ama şunu diyorum ki bir dil İngilizce, hani dünyaca tanınan dil, dünyada kaç farklı aksanla öğreniliyor ve kaç farklı millet bu dili kullanıyor. Yani ben bir uzak doğuluyla da İngilizce konuşuyorum iş gereği, bir Amerikalıyla da, bir İngilizle de. Bu farklı aksanları kabul etmek ve bir şekilde evet o Avustralya aksanı o şekilde konuşuyor ama işte sen de Türk aksanı olacak. Yani o aksanı birebir yapmamız, belirttiğin gibi belirli şeyler farklı olabiliyor. Bazı kelimelerde bile yani işte taksinin bile farklı farklı söyleniş şekilleri var. Ama bu İngilizceyi öğrendikten sonra aslında bu aksan vesaire söyleniş şekli çok büyük sorun olmuyor. Kişilerin biz bu aşamada çok aksanla şeylere takılmamasını tavsiye ediyoruz. Bu da aslında konuşmasını çok geriye itiyor öğrencinin bir süre sonra. İstersen Amerika'da öğrenci dil eğitimi almış olsun. Yine iş hayatına girdiğinde bir Avustralyalıyla da İngilizce konuşacak, bir uzak doğuyla da İngilizce konuşacak. Evet, o yüzden okuldaki hocalara Amerikan İngilizcesi öğretiyorlar bize. R'ın böyle dolu dolu R olarak söylenmesini. Günlük hayatta da Avustralyan İngilizcesi. Yani çok böyle silik. Mesela water demiyorlar aslında. Water falan diyorlar. Yani aslında bir aksanı birlikte öğreniyorsunuz. Yani. Evet. Ya bu Kanada'da da öyle, bu Amerika'da da öyle, bu İngiltere'de de öyle. Emin ol. Hepsinin bir su deyişi farklı. Yani o kadar değişiyor ki. Bizim de çok hoşumuza ya altıysa bir su diyoruz yani hepsi farklı. Her ülkede yok İtalya'nın da su deyişi farklı. Oluyor böyle farklılıklar. Bir süre alışıyorsun sonra ona. Biz Kanada'da su içmemiştik su. Gerçekten. Yani aldık ilk bir geldi. Saatimiz sıkıntı. Yok vada. En sonunda vada dediklerini şey yaptık. İngilizce'den yani. Daha şey vardı. Orada kalan misafirler vardı otelde. Artık onlar da yani su istiyorsunuz daha ne isteyebilirsiniz ki? Yani water diyoruz. Drinking water. Water bakıyor kadın böyle hani. Yani o İngilizler yan masadaki İngilizler de ki yani su istiyorsunuz ya yani water istiyorsunuz. Daha ne olabilir ki diyor yani ne istiyorsunuz? Vada dememizi bekliyormuş. Burada da öyle. Her yerde farklı. Biraz farklı bakıyorlar size ama böyle biraz silik söylediğinizde o R'leri sevmiyor Avustralya'da. Sadece o. Yani R'leri böyle dilini arkaya götürmek zor geliyor onlara. Avustralyalılar evet. Biraz şey, dilde tembeller. Yani ne kadar silebildilerse hepsini silmişler yani. Evet. Ya biz bile ülkemizde baktığımızda onu da hep düşünüyorum. Yani bir Karadeniz aksanı var. İşte bir doğumuzun aksanı daha farklı. Hani İstanbul Türkçe deniliyor. Yani ne yapıyorsun? Evet. Ne yapıyorsunuz falan diyoruz yani. Tabii. Yani bazen ben kendimden bile hani hem söylerken hem yazarken de fark ediyorum. Bazı kelimeler benden de uçup gidiyor. Oluyor yani. O yüzden çok İngilizce'de çok aksan var. İngiltere'de çok farklı aksanlar var. Amerika'da hani Cem Yılmaz'ın da esprisi var ya East Coast'ta East Coast, West Coast'ta West Coast mu konuşacağız diye. Gerçekten öyle. Yani Amerika'da, İngiltere'de, Kanada'da onların kendi içinde, ülkenin kendi içinde bile aksanları var. Aynı bizde olduğu gibi. Bir Ege'nin şivesiyle bir Karadeniz'in şivesi veya İç Anadolu'nun şivesi nasıl fark ediyorsa oralarda çok fark ediyor. O yüzden inan bu aksana takılmak böyle okyanusta kum tanesi gibi yani çok küçücük bir ayrıntı. İngilizce öğrendikten sonra anlıyorsunuz ki aslında aksanla çok da bir anlamı yok. Önemli olan İngilizce bilmek ve konuşabiliyor olmak. Hangi aksanda konuşursan konuş. İstersen baskın bir Türk aksanıyla konuş. Önemli olan derdini anlatabiliyor olmak. Önemli olan anlayabiliyor olmak. Bir toplantıya girdiğinde bir sunum yapabiliyor olmak.
ya da bir işte görüşmede bunları rahat rahat konuşabiliyor olmak. Önemli olan bu. Ama evet bizde birazcık aksan takılır. Hani acaba İngiliz aksanı mı, Amerikan aksanı mı? İnan bunlar çok çok da mesele şeyler değil aslında. Çünkü aksan çok fark ediyor. Yani ama İngilizce öğrendiğinizde dünya insanı oluyorsunuz. Ne olursa olsun evet. Öğrenmek lazım bence kesinlikle. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Ekleyeceğiniz bir şey yoksa yayını kapatabiliriz. Eğer böyle değişik çok güzel bir şeyler gelirse belki sonrasında tekrarlayabiliriz. Yani gelecek etkiye bağlı olarak. Teşekkür ederim katıldığınız için. Kendinize iyi bakın. Görüşmeler. Çok güzel bir sohbetti bizim için. Çok teşekkür ederiz. Kendine dikkat et. Teşekkür ederim. Sevgiler Türkiye'den. Görüşürüz Meryem'cim. Görüşürüz. Gecenin bu geç saatinde sen de bizimle beraber sohbet ediyorsun. Çok güzeldi. Yine arkadaşların farklı soruları olursa seve seve cevaplarız tabii ki de. Görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Görüşürüz. Hoşçakalın. Videoyu izleyen herkese çok teşekkür ederiz. Kanalımıza da abone olun lütfen. Evet, lütfen.